Birgül. Evet. Efendim, iyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Evet Birgül, evli bir adam, geride o da çocuk bıraktı, o da karısını bıraktı. Sen kocayı bıraktın, nikahlı kocayı, çocukları aldın gittin. Bundan pişmanlık duymuyor musun Birgül? Hayır Serap Hanım. Duymuyorsun. Serap Hanım, duymuyorum. Niye Birgül? Kaç sene? Şöyle bir şey, hayır şöyle bir şey, eşim beni sürekli tehdit ediyordu. Hı. Tehdit ediyor sürekli. O kendisi kaç senedir tehdit maruz kalan bendim zaten. Hiç kimse görmüyordu. Neyle tehdit ediyorsun? İnanmayanların dedim. Yalan söylüyor. Hayır, tehdit eden beni eşim kendisi. Kimse yalan görmüyordu. Söylüyor. Beni ne çeken hiç kimse görmüyordu. Neyle tehdit ediyordu ben, seni Birgül? Ben maruz kaldım yani. Ben buraya hani çocuklarımı alıp geldim. Ben mecbur kaldım. Ama Ayhan olmasaydı gene duruyordun. Ayhan olunca kaçtı. Somut Ayhan olarak nasıl bir Ayhan girdi burnunu ya. Ayhan. Birgül, Serap Hanım. Neyle tehdit ettiğini hala söylemedin bana ya. Onu söyle. Söyleyeyim Serap Hanım. Hı. Eşim sürekli çalışıyordu ya. Her şeyi sıfırladı, tüketti. Hı. Tamam mı? İşi güzeldi bunun. Hı. Serap Hanım, işi güzeldi bunun. Her şeyi sıfırladı yani. Şeylik yaptı. Elde para falan kalmadı. Elde para kalmadı. Para için... bak kocanın... Hanım. Yalan hep yalan. E tamam da ben sadarım lafını kendi çıkarıyor yalan. Benim yalanla dolanla işim yok gittiğin Serap Hanım. Adam çok düzgün çocuğum... O bittiğin adam çok düzgün. Bir saniye. Birgül, şimdi efendim? Kocanın evet bir sürü sabıkası var ama o söylediğin suçtan bir sabıkası yok yani. Hani diyorsun ondan ya. Ondan sabıkası olmuyor bir de Serap Hanım yani bu olan bir şey. Ben 3 tane çocuğun üzerine yemin ederim. Benim eşim bu lafı söyledi yani. Ben yalanla dolanla işim yok. Peki. Benim yalanla dolanla işim yok. Benim çocuğum da benim kız, kendi kız. Hmm. Ben ya 3 tane çocuğu üzerine yemin ederim. Benim eşim bu lafları söyledi bana. E sen Ayhan ortaya çıkana kadar, karşına çıkana kadar. Serap Hanım. Böyle bir şey düşünmüyordun. Bak, hayır Serap Hanım, ben her şeye maruz kaldım. Her tehdide şey aldım. Hindiye kadar sesimi çıkarmadım. Tamam mı? Ayhan olmasa, Ayhan denen şahıs olmasa başkasıyla gidecektim ben. Ben 3 tane çocuğumla yemin ederim bu işe de kaçmam. Sen sadece ailenin dürüstlüğü sayan durumda. Birgül Hanım ne söylediğini, Ayhan benim, olmasa başkasıyla gidecektim. İlle biriyle gidecektin ya. Ailene gitseydin bari Birgül. Ha? Ayhan olmasa başkasıyla gidecektim. Ayhan, pardon. Allah Allah. Ayhan Bey siz ne diyorsunuz Ayhan bu işe? Ya, Ayhan diyorlar sürekli. Alo. Ayhan Bey yani sen kurban seçilmişsin. Sen olmasaydın Ahmet Mehmet olacakmış. İlle biriyle gidecekmiş şimdi, yani. Alo. Ha, söyle Ayhan Bey. Serap Hanım şöyle bir şey. Ben bu şu anda eşimi çok seviyorum ve çocukları çok seviyorum. Çocukları da sağlık raporuna geçtiler. Orada yalan söylüyorlar. Senin eşin yani, değil ki o ya. Hiçbir derdi yok. Senin eşin değil ki o. Senin eşin köyde seni bekliyor. Şu anda eşim. Yok ben yok değil. Yazıyorum. Değil. İnsanları da farklı şeylere yönlendirmeyin. Eş nedir? Senin resmi nikahlı bir karın var. Senin eşin ama o. Ama karım çocuk öldükten sonra, karım çocuk öldükten sonra, benim oğlum öldükten sonra bana çay koy diyorum. Ters ses davrandı. Beni bir soğukluk yaptı. Yani yapmayın bunu. Ya ne olursun Allah aşkına ya. Bir gün soğukluk yaptı. Ama yapmadı mı? Eşim çay koymadı. Şu anda mutluyum. Bu bahane olarak kabul edilebilir mi ya? Peki Ayhan Bey, ya hakikaten saçma sapan bahaneler, çay koymadı diye köyden tanıdığın, bildiğin, evli, barklı adamı da tanıyorsun. Tanıdığın evet. Birisinin karısını alıp gidiyorsun. Hiç mahcup değil misin şu anda yani? Ama ben, tamam da bana yanında çalışırken ağladı. Hani ağladı, beni kurtar diye beni ağladı hani. Ben de ne yapayım mecburdan. O da beni sevdiğini söyledi. Ben de onu seviyorum. Aşığım demişim 3 aydır. Aşığım ben onu çok küfür etme. Ülen bir çocuğu kestirdiniz siz. Hayır, öyle kabul etsiniz siz ya. Çocukların da derbisi yok. Çocuklar onu onları bırakamam ben. Onlara çocuk güvenemem. Ben uşağımı teslim etsinler. Yalan ne yaparlarsa söylüyor. Yapsınlar. Ben uşağım istiyorum. Sen babası istiyor. Değilsin o çocukların Ayhan ben Bey. Ben uşağım istiyorum. Ama ben çocuklar gül gibi bak. Teslim sen ya. Önce köydeki kendi çocuğuna bak. Allah sen Allah önce Allah. Kendi çocuğuna bak. Ben seni teslim edemem. Çocuklar ağzını alma.
Ona da bakarım. Bakarsın. Çocuklarıma bakarım, ona da bakarım. Bakarsın. Niye bakıyorsun hani yer yaprak, ört toprak? Nereye bakıyorsun? Ama ben... Kele sobasından iş bulamaz. Kele sobasında iş bulamaz. O tarla sizin mi, arkadaki tarla? Ben acaba... Ama da geçmişte yalan söylüyorlar. Fatma Hanım, bir daha ağzından küfür duymayayım. Ayhan Bey, sen evet, yani tamam. Çay demlemiyor diye karını mı terk ettin, çocuğunu ve karını? Hayır, hayır. Hayır, ben yemek hazırla diyorum, tersliyor. Efendim, tersliyor. Hani iki sene ben dayanamadım Serap Hanım. Hmm. Dayanamadım ve... Ondan önce gittim ben zaten çalışıveri. Ondan önce küs gittim. Eşyamı çuvalladım. Ondan önce gittim. Bir gün kolaydı, önce gittim. İyi de, iyi de. Bunun için köydeki tanıdık bildik kadını, çoluklu çocuklu kadını mı götürmek gerekiyordu? Evli hayır, kadını. O da, hayır, o da mağdurmuş. Tamam, masum, ben de mağdur masum olduğum için. Onun yine evi var, barkı var, malı var. Bir saniye, biz Fatma Hanım, bir saniye. Sen küfür ve bu tür sözler söyleme. Lütfen. Sabırsız oluyorum. Yok ama sabırsız değilsin. Burada televizyon karşısındasın. Köyde değilsin yani. Serap Hanım, hani o da boşanacak, ben de boşanacağım. Hani evleneceğiz. Bekleyin siz boşanacağız diye. Çok bekleyin. Ağzınızı açın hadi. Bir şey söyleyeceğim. Siz ne zamandır tanışıyorsunuz? Aynı köydesiniz. Yani kaç... Aşağı yukarı Serap Hanım 3 aydan beri. Aynı köyde 3 aydır tanımıyor muydunuz birbirinizi? Hayır, tanıyorduk ve bunu, biz kirazı 1,5 ay durduk. Madem, peki neden gelmemiş kocası? Benim çocuklarım verdi. Ben bu yana gelince mi aklı başlarına gelmiş? Enkör gösterdiniz mi? Ya sen adamın eşini almışsın çocuklarıyla birlikte. Daha çok... Adamın karısını çocuklarını almışsın da adamı mı suçluyorsun Hocam sen? Seni şey benim oğlumun hiçbir suçluyacak yerleri yok. Çoğu biri hep abartma. Denetli selbesi imzayı atamadım Serap Hanım. Hmm. Ayhan Bey, insan şimdi hem köylüsü hem tanıdığı birisi, onun eşi, nikahlı eşi, aynı şekilde sen de Birgül'e karşı aynı durumdasın. Evli, köyce tanınan, karını da evet. Tanıyordur falan. Evet. İnsan böyle bir yaklaşımı ne cesaret yapabiliyor ya? Nasıl oldu yani? Nasıl bir cesaretle? Sen mi ona duygularını açtın? O mu sana duygularını açtı? Serap Hanım, ben bugün ben yukarıda çiftlikte çalışacağım. Dedim ki, küs geldim hanımla, küs geldim. Ben evleneceğim dedim. Tamam mı? Bu şakine gülüştük. Ertesi gün dedi ki, bu bana Birgül kolay dedi ki, 3 çocuğuna beni kabul edersen ben varım dedi. Sen kaç yaşındasın Ayhan Bey? 55. Birgül 36 yaşında. Olsun abim. 20 yaş, 19 yaş fark var aranızda. Peki şimdi senin karın da tabii mağdur durumda. Biliyor musun şu anda çocuğunun, karının ne durumda olduğunu Ayhan Bey? Ama onlar beni kendi bu hale onlar getirdi. İster mi bir adam 30 senelik yuvasını bozmasını? İstemişsin işte. Terbiyesizsin de onlara. 30 peki. Sene yuvadan soğuttular kendilerinden. Hmm. Ya seni kendilerinden ya. Soğuttular diye gidip köydeki tanıdığın adamın karısını mı götürmek gerekiyor? Ben bunu anlayamıyorum. Hayır. Ya. Tamam, ben onu götürmek için değil. Ben, ama kendi bana dedi ki, 3 çocuğumu kabul edersen ben varım senden dedi. Sen ya de senin ne bileyim biraz daha erken evlensen neredeyse onun yaşında çocuğun öyle. Olacaktı yahu. Yani 19-18 yaşında evlenseydin onun kadar çocuğun evet. Olacaktı. Ne gözle baktın bu kıza sen 3 çocuklu 35 yaşındaki kadına? Serap Hanım, ben ona hiçbir şey yapmadım. Ters gözlerine bakmadım. Yanında bir de 15 günü çalıştı. Ters gözlerine bakmadım. Birbirimizi konuşarken anlaştık. Kendimiz hani evlenme kararı verdik. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Birgül'ün 3 tane çocuğu var. Üçü de senin yanında. Doğru evet. Mu? Ve doğru. Bu çocuklarla ilgili de şiddet gördüklerine ilişkin bir iddia var. Murat, bu soruyu soracağım ama Birgül ağzını bile açmasın bu cevap için, olur mu? Dikkat et, o hiçbir şekilde cevap vermesin. Şimdi soruyorum sana Ayhan Bey. Doğru abim. 3 tane çocuğu var. İsimlerini söyle bu çocukların. Emine, Elif, Emine, Elif, şey oğlanın adı. Bilmiyorsun da ismini bile bilmiyorsun. Hanım bir saniye. Ha söyle. Çocuklar da benim çocuğumdu. Anasını söyle söyle adını evet. Söyle. Çocuğun adını söyle üçüncünün. Emir. Peki yaşlarını söyle. Emine'nin yaşını söyle. Biri 8 yaşında, biri 9 yaşında, öteki 3 yaşında, 2,5 yaşında az geçik.
Bir tanesi 10 yaşında, bir tanesi... Hayır, yalan, 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 yalan. 9 yaşında. Nuh geldi yanımda. 9 yaşında. Peki... 9 yaşında, 8 yaşında, bir de 2,5 yaşında. 3 yaşına yeni giriyor. Sana ne diyorlar peki onlar? Onlar bana de, hani Ahen amcam diyorlar ama çok iyi davranıyorum. Çocukları sağlık raporuna geçtiler. Bir de daha bizi çıkmadı. Oradaki geçip de yalan şey yapıyorlar. Yalan yalan ifadeler verdiler hepsi. Şimdi siz biraz önce dedin ya o benim eşim diye. Siz evet. Yaptığınız, yediğiniz haltın farkında bile değilsiniz. Kendinizi karı koca mı zannediyorsunuz siz şimdi? Şimdi ben boşanma dilekçesi açıyorum. O da açacak. Açtı. Savcılığa ben 3 tane dosyadan cumartesi günü adliye karşısına çıktım. Bana iftira attılar. Hep devamlı iftira attı. Hepsi hakladım. Yalan. Nasıl yalan bir iftira attılar sana? Nasıl bir iftira bana attılar? Bana ne diye iftira attılar? Ben çocuklarımı kaçırdılar ve bir de Mustafa Sarı'yı dövmüşüm ben. Yalan. Hepsi yalan. Bana maksatları ceza yedirip bunların bana içeri girip bülgü kolaya aşağı 3 ayda benim beraber olduğum kadını geri almak istediler. Ya o 12 senedir beraber ya o kadınla. Aa 3 aydır beraber. Tabii nikahlı kadın. Çocuklarını tabii ki kaçırdınız adamın. Yalan mı? Ben kaçırmadım. Doğru. Çalışmaya geldim. Ben kaçırmadım. Çocuklar senin yanında geldiler. Mı değil mi? Senin yanında değil mi çocuklar? Ama yanımda da annesinin yanında. Benim yanımda. Ben çalışıyorum. Onlara bakıyorum. Sen ben kaçırmadım. Kim, çalışmaya hangi geldim. Hangi sıfatla o çocukların yanındasın? Hangi sıfatla? Bana onu söyle. Hangi sıfatla? Annesini sevdiğim için onların sıfatından. Allah'ım deli olacağım ya. Peki senin karın Cennet telefonda. Alo Cennet Hanım. Efendim günaydın. Günaydın. Cennet sen bu Birgül'ü tanıyor musun? Hayır. Hiç karşılaşmadın mı? Karşılaştım. Öyle hani fazla merhabalım yok. Peki Ayhan'ın yani kocanın Cennet'le evet. Kaçtığını şeyle Birgül'le kaçtığını nasıl öğrendin? Öğrendim komşularından öğrendim. Peki sen çok kötü davranıyormuşsun çay, çorba, yemek. Yalan. Yani bu Birgül'den önce sizin evliliğinizde kötü giden bir şey var mıydı hiç? Ayrılık? Hayır. Hiç boşanma hayır, lafı? Kendi aramızda oluyordu, tartışmamız oluyordu. Yarım saat sonra bile barışıyorduk. Ama Birgül şu an herkes, onlar eşimler ikisi yalan söylüyorlar. Ben dilekçe verdim diyor. Ama ben dilekçeye, ben artık eşimden boşanmayacağım. Heh. Sürünsünler orada, sürünsünler. Ben bildiğim kadarıyla ben, Mustafa da boşanmayacak karısından. Boşanmayacak, hayatta boşanmayacak. Boşanmayacağım. İstersin boşansın buyur. Cennet. Bu yalanlar gör, evet. İstersin boşansın buyur. Bu laflar hep soru yalan. Ne olacak o zaman Ayhan, Birgül? Belki sen bir nikahsız doğru. Da boşanmıyor şimdi. Diyorsun alo. Ya boşanacak, hayır, biz evleneceğiz. Boşanmasa ben eşimi yine bırakmayacağım. Gene seveceğim. Peki. Peki şimdi ben geliyorum bombaya. Birgül. Evet. Duyduğuma göre bebek bekliyormuş. Bebek hamileymiş. Onlara iyi bakın. Evet. Benim uşağım evet. Sahiplenmesin de. Şimdi sen kocan boşanmayacak. Ayhan'ın karısı evet. Boşanmayacak. Bu çocuk doğunca Mustafa'nın üstüne mi yazdıracaksın? Alo ötesiniz gelmiyor. Bakacağız yani. Bakacağız. 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 Çocuğun yani. Bir 10 yaşa ne? Girmiş. Daha okulu salmadın okula. Neye bakacaksın? 10 yaşında. Okulu salmadın daha uşağı. Koca zevdasın. Serap Hanım, nüfus cüzdanları yanımda benim. Çocuklarım nüfus cüzdanları yanımda. Onlar yalan. 10 yaşında değil benim çocuğum. 9 yaşında. Bir saniye Fatma Hanım. Biri 9 yaşında, biri 8 yaşında. Okula gidiyorlar. Okula gidiyorlar mı? Okula gitmiyorlar. Diyoruz ki bak ben kirazda durduğum zaman hani okulu göndereceğim. O maksatla çıktım ben evimden. Evimde rahat huzur yoktu benim. Nasıl çıkmayayım ben? Ben dedim ki kayınvalide falan demek istemiyorum. Tamam mı? Demek istemiyorum. Böyle gel hadi yerleştim evimi gel çocukların yanına falan görürsün. Gider. Çok laflar söyledi bana Serap Hanım ya. Ya Birgül Hanım. Konuyu değiştirme. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben konuyu değiştirmiyorum. Çocukların okula gitmiyor. Gönderecektin. Niye gönderemiyorsun? Çünkü kaçtığın için mi gönderemiyorsun? Ama bak ben diyorum ki bak ilk yayında ben konuşamadım. Hayır, eğitim çocuğun temel hakkıdır. Eğitimden mahrum bırakmak da çocuk istismar bak, suçudur. Ben, İhmal yoluyla istismar suçudur. Temel hakkıdır ya. Serap Hanım ben bir anlatayım ondan anlat, sonra anlat, şey yapalım. Anlat bakayım. Tamam. Anlat. Ben okula gönderecektim çocuklarımı. Eşyalarını falan yerleştirmedim ben evimde. Tamam mı? Ben oraya çalışmaya şey gittim. Neden? 3 tane çocuğum düşünerek de ben yola çıktım. Eşim evi bakıyormuş mu?
Evi bak annesinin arkası sığınıyordu da hiçbir halde beceremedi şimdi kadar o. Sen şimdi kocanı kötülemeyi bırak. Şu an içinde bulunduğun... Ben kötülemiyorum. Ben doğruları söylüyorum. Şu an içinde bu. Yemin ederim ben. Şu an içinde bulunduğun durumu konuşalım bence. Bebek kaç? Ben durumu konuşuyorum. Kaç aylık? Yani. Kaç aylık bebek hamilesin? Kaç aylık? Bir aylık daha, bir aylık. Bir aylık hamilesin. Evet. Peki sanki öbür çocuklara, sen öbür cennetten olan çocuğuna çok güzel annelik yaptınız da bir de şimdi çocuk mu doğuruyorsun sen nikahsız? Ben yapmışımdır yani. Yapmışındır bir... okula göndermiyorsun. İlk adamla. O hayır ikisi o kelime asla. Eda Savran'ı saklayı kattı onlar. Serap Hanım o lafı asla ağzın alması iftiradır bunlar. İftira. Kendi kızım söyledi. Kendi kızım. Ben söyleyebilir. Ben o kaçtığı için ben imza vermediğim için beni kızıyor o. O yüzden ben asla çocuğumu satmayacağım. Senden kaçtı. Siz kendiniz gitmişsiniz. Oraya düğünümüze edindi. Kendiniz gidecek olduğunuzdan. Yalan söyleme öyle. Onların hepsi iftira. Ben hiftira. Hiçbir şey kabul etmek istemiyorum orada. Sen hepsi iftira. Hiçbir şeyi kabul etme. Hiçbir şeyi kabul etme sen. Cennet Hanım.